Bakalım kısmi kesirleri ayırma konusunda bir iki şey öğrenebilecek miyiz? Bazen kısmi kesirleri ayrıştırma da denir. Buradaki fikir rasyonel fonksiyonları alıp rasyonel fonksiyon bir fonksiyonun ya da bir ifadenin bir diğerine bölünmesidir. Rasyonel fonksiyonları alıp açmak ya da daha basit bölümlere ayırmaktır. Başlamadan önce yapmamız gereken ilk şey payın paydadan daha küçük bir denklem derecesine sahip olduğundan emin olmaktır. Bu soruda, payın derecesi paydadan daha küçük değil. Pay ve paydanın denklem dereceleri birbirine eşit. O zaman ilk olarak, birkaç cevirsel bölme işlemiyle bu ifadeyi sadeleştirip, payın denklem derecesini paydaninkinden daha küçük bir hale getireceğiz. Bunun hakkında bir video yapmıştım ama tekrar etmekten zarar gelmez. Bunu yaparken kalanı bulmak için payı paydaya bölüyoruz. x üzeri eksi 2, 3x eksi 40 ifadesini x üzeri 2 eksi 2x eksi 37 ifadesine bölüyoruz. Kaç kere vardır? En yüksek denklem derecesine bakıyoruz. O zaman x üzeri 2'de x üzeri 2 bir kere vardır. 1 çarpı tüm bu ifade, x üzeri 2 eksi 3x eksi 40 eder. Şimdi kalanı bulmak için, bunu bundan çıkarıyoruz. Çıkarma yapacağım o zaman eksi eksi artı eder. Şimdi toplayabiliriz. Bu ikisi birbirini götürür. Negatif 2x artı 3x eşittir x, negatif 37, artı 40 eşittir 3. O zaman bu ifade 1 artı x artı 3 bölü x üzeri 2 eksi 3x eksi 40 olarak yeniden yazılabilir. Bu yaptığım sihir gibi görünebilir. Ama aslında 4. 5. sınıfta öğrendiğiniz bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirmekten başka bir şey değil. Şurada küçük bir örnek vereyim. Elimde 13 bölü 2 varsa ve bunu tam sayılı kesre çevirmek istersem yapacağım şey, muhtemelen bunu artık kafanızdan yapıyorsunuzdur, yapacağım şey aynı burada olduğu gibi payı paydaya bölmek. 13'te 2, 6 defa var. 6 çarpı 2 eşittir 12. Bunu bundan çıkarıyoruz. Kalan 1 oluyor. Bir de 2 yoktur. O zaman bu kalandır. Eğer bunu yeniden yazmak istersem payda paydanın olduğu sayı kadar burada 6 artı kalan bölü payda olarak yazarım. 6 artı 1 bölü 2. İlkokulda sadece 6 tam 1 bölü 2 olarak yazardınız. Ama bu 6 artı 1 bölü 2 ile aynı şeydir. Burada yaptığımız da bunun aynısı payın içinde payda bir defa var ve kalanımız da x artı 3. O zaman 1 artı x artı 3 bölü bu ifadenin tümü. Payın denklem derecesi paydanınkinden küçük. Buradaki en büyük derece 1, buradaki ise 2. O zaman kısmi kesirlere ayırmaya başlayabiliriz. Buradaki ifadeyi alıp, paydaların bu aşağıdaki ifadenin çarpanları olduğu, daha basit ifadelere dönüştüreceğiz. O halde bu aşağıdaki denklemi çarpanlarına ayıralım. Hangi iki sayıyı toplarsak negatif 3, çarparsak negatif 40 elde ederiz. Hadi bakalım. Farklı işaretleri olması gerekiyor çünkü çarpımları negatif. O zaman negatif 8 ve artı 5 olmalılar. O zaman bunu 1 artı x artı 3 bölü x artı 5 çarpı x eksi 8 olarak yeniden yazabiliriz. 5 çarpı negatif 8 eşittir negatif 40. Artı 5 eksi 8 eşittir negatif 3. Şimdi bu kısma odaklanacağım. Biri orada unutmayalım yeter. Açmak ayırmak istediğimiz ifade bu. Bu ifadelerden her biri bir paydada olacak şekilde ikiye ayıracağız. Bir iddiada bulunayım. Eğer sayılar doğru çıkarsa iddiam doğru demektir. Bunu iki kesir olarak açtığımda, ilk kesir a bölü x artı 5, yani ilk çarpan artı b sayısı bölü, ikinci çarpan, yani x eksi 8 olacağını iddia ediyorum. Bu benim iddia. Eğer a ve b sayılarının buna eşit olacağı şekilde çözebilirsem, bu ifadeyi tamamen ayrıştırmış olacağım. Ayırmış olacağım. Ayrıştırmış olacağım. Doğru terim hangisi emin değilim. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Tamam. Hadi deneyelim. Bu iki ifadeyi eklersem ne elde ederim? İki kesri toplarken ortak paydayı bulmalıyız. Ve en kolay ortak payda paydalar çarpılarak bulunur. Şuraya yazayım. A bölü x artı 5 artı b bölü x eksi 8 eşittir. Ortak paydayı alalım. x artı 5 çarpı x eksi 8 a bölü x artı 5 ifadesi, a çarpı x eksi 8 üzeri tüm bu ifadeye eşittir. En başta bu şekilde yazsaydım, bu ikisi birbirini götürür derdiniz ve elimizde x artı 5 kalırdı. Öyle değil mi? Devam edelim. Sonra artı, ortak payda ve burası da b çarpı x artı 5. Bunu fark etmeniz önemli. Bakın. Eğer x eksi 8'leri sadeleştirirseniz, bu terim, bu terimle aynı olur. Eğer x artı 5'leri sadeleştirirseniz, bu terim de bu terimle aynı olur. Artık ortak bir paydamız olduğuna göre bunları toplayabiliriz. Sol tarafa yazayım. A bölü, o, oh, pardon. Bu tarafa bunu yazmak istiyorum x artı 3 bölü x artı 5 çarpı x eksi 8 eşittir. Yukarıya yazdıklarımızın toplamına eşit olacak. a çarpı x eksi 8 artı b çarpı x artı 5. Bunların hepsi bölü ortak payda. Yani x artı 5 çarpı x eksi 8. Paydaları eşit olduğuna göre bunları topladığımızda bunu elde ederiz. Eğer A ve B'yi bulmak istiyorsak eşitliği yazalım. Paydayı yok sayabiliriz. x artı 3 eşittir. A çarpı x eksi 8 artı B çarpı x artı 5. Şu andan itibaren bu ifadelerden her biri bir paydada olacak şekilde ikiye ayıracağız. A ve B'yi çözmek için İki yolumuz var. İlki, 7. 8. sınıfta öğrendiğiniz bir yol ama biraz uzun sürüyor. Bir de kısa yolu var. Kısa yolu yapmaktan zarar gelmez. A'yı bulmak istiyorsak, bu terimi yok edecek x değerini bulmalıyız. Hangi x değeri bu terimi götürür? Eğer x negatif 5 ise burası 0 olur ve b ortadan kalkar x eşittir negatif 5 dersek, denklemi çözebilmek için öylesine bir x seçiyorum. Burası negatif 5 artı 3 eşittir a çarpı negatif 5 eksi 8 artı b çarpı negatif 5 artı 5 olur. Bu ifadeyi 0 yapmak için negatif 5 sayısını seçtim daha parlak bir renk seçeyim. Negatif 5 artı 3, negatif 2 eder. Eşittir, negatif 13 a artı 0. Öyle değil mi? Bu 0. Negatif 5 artı 5 eşittir 0. 0 çarpı b eşittir 0. İki tarafı da negatif 13'e bölüyoruz. Eksiler birbirini götürüyor. 2 bölü 13 eşittir a. Aynı şekilde x'i 8 alarak a teriminden kurtulabiliriz. x eşittir 8 ise x artı 3 eşittir 11 olur. 11 eşittir a çarpı 0 artı b çarpı eksi 8 artı 5 eksi 13. Eksi 13'te B'ye benzedi. 11 eşittir, 13 B oluyor. İki tarafı da 13 ile bölüyoruz ve B eşittir, 11 bölü 13 oluyor. Böylece A ve B'yi bulduk. En baştaki denklemimize dönüp, vay be bulduk diyebiliriz. Bu 2 bölü 13'e, bu da 11 bölü 13'e eşit. En başta yazdığımız denklemi şöyle de ayırabiliriz. 1 artı, bu 1, şuradaki 1. 2 bölü 13, bölü x, artı 5, artı 11, bölü 13, bölü x, eksi 8. Tekrar 13'ü buraya indirebilirsiniz. Böylece elinizde kesir üzeri kesir olmaz başarılı bir şekilde bu kesri ayrıştırdık. Basitleştirdik demek istemiyorum. Çünkü bana en başta sadece bir ifade vardı, şimdi üç tane var diyebilirsiniz. Ama hem payın hem paydanın derecesini küçültmüş olduk. Bunu neden yapmamız gerekti ki diye düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Bunu cebirde muhtemelen yapmayacaksınız. Ama aslında bu daha sonra kalkülüs ve diferansiyel denklemlerde çok işe yarayan bir teknik olacak. Çünkü çoğunlukla bu ifadenin, bilmediğiniz bir laf edeceğim şimdi, ifadenin integralini ya da ters türevini almak, bu ifadeninkini almaktan daha kolaydır. Neyse, umarım alet çantanıza bir alet daha ekleyebilmişimdir. Birkaç video daha hazırlayacağım çünkü henüz elimizdeki örneklerin hepsini çözmedik.